Merhaba değerli dostlar. Biraz şehirden uzak, tertemiz bir havanın olduğu güzel bir zirvedeyim. Yaşanmışlık mı? Elbette burada da var. Ben böyle yerlere geldiğimde bile yaşanmışlıklar arıyorum. Bakın size ne göstereceğim. Çok güzel bir şey. Hadi hep beraber inceleyelim. Biliyorsunuz ki ben demir yolcu olmaya çalışan biriyim. O yüce insanlar varken bu demir ağları örmüş, kendime demir yolcu diyemiyorum. Layık görmüyorum kendime bunu. Ama demir yolcu olmaya çalışıyorum. Demir yoluna çalışmam hasebiyle yolum her zaman buraya düştüğünde, illaki vaktim el verdiğinde bu çeşmeye uğrar ve bu çeşmeden bir yudum su içerim. Gerekirse temizlerim ve bakımını yaparım. İşte bu gördüğünüz çeşme şu anda 71 yaşında. Bakın çeşmenin alınlığını suyla yıkadığımda, temizlediğimde ortaya 71 yıl önce yazılmış, çok güzel, çok samimi duygularla yazılmış yazılar çıktı. Gelin hep beraber bunu okuyalım. O güzel insanlar demiş ki, yolcu Allah'ın en büyük nimeti olan bu sudan içerken yapılmasında emeği geçenlere duacı ol. 19 Mayıs 1950. Çok güzel bir duygu. O zaman değerli dostlar, bu çeşmeyi o yıllarda yapana, bu çeşmeyi ayakta tutana, bu çeşmeyi temizleyene, kollayana dua edelim inşallah. Ruhları şad olsun diyelim. Öldülerse, kaldılarsa da Allah sağlık versin diyelim. Değerli dostlar, benim bu paylaşımları yapmaktaki amacım küçük şeylerle sizlerin gönüllerinizi okşamaktır. Bütün gayretim bulunduğunuz şehri sevmeniz, bulunduğunuz doğayı sevmeniz, o yerin güzelliklerini bilmeniz, onların kıymetini bilmeniz içindir. Bakın mesela şu gördüğünüz tepenin hemen arkasında dünyada sadece bu bölgede yetişen endemik bir bitki türü var. Düşünebiliyor musunuz? Dünyada sadece bu yörede yetişebiliyor ve başka bir yöreye götürüldüğünde yaşamıyor. Endemik bir bitki türü. Dünyada sadece bu bölgeye özgü, sadece bu yörede yaşayabilen endemik bir bitki düşünün. Bu da bir kıymettir, bu da bir değerdir. Ve gerek bu bölge olsun, gerekse Şahmelek bölgesi olsun, bu bölgelerde çok güzel, baktığınızda gözünüzü alamayacağınız anıt ağaçlar var. Onları da inşallah bir gün sizlere tanıtmayı düşünüyorum. Sağlıkla nefes almaya devam ettiğim müddetçe de sizlere küçük de olsa bu güzellikleri aktarmaya devam edeceğim inşallah. Gördüğünüz gibi dostlar, eğer görmeyi, eğer bakmayı becerebilirseniz yaşanmışlıklar her yerdedir. Bir dağın zirvesine bile varsanız orada yaşanmışlıklar görebilirsiniz. Tavşanlı Güzel Yurt İstasyonu'nun yüce zirvelerinden hepinize en derin sevgi ve saygılarımla. Esen kalın efendim.